Düz sağım makineleri tesisi kuruyor ve satıyorsunuz. Evet. Şu anki işleriniz nasıl? Şu anki işlerimiz hayvancı kazanmadığı için biz de bir şey kazanamıyoruz. Görüyorsunuz buradaki makineleri. Şu 3 makine buradaki daha önceki müşterilerimden kalma benim. Müşterilerim hayvancılığı bıraktıkları için bu makineleri de getirdiler bana satmaları için. Onu dahi paraya çevirmeye çalışıyorlar şu anda çünkü kazanmıyorlar. Kazanmadıkları için de şu anda onlar sıkıntıya giriyor. Onlar sıkıntıya girdiği için ben de sıkıntıdayım. Ne önerirsin? Ne yapılması gerekiyor hayvancılar için? En başta yem fiyatlarını düşürmeleri gerekiyor. Yem fiyatlarından önce de sütün yemi rahatlıkla alabileceği bir potansiyele getirilmesi gerekiyor. En başta sütçü sütü senden alıyor ama sütçü senden sütü aldıktan sonra, işledikten sonra üzerine bir kat değil, iki kat değil, belki 10 kat koyarak satıyor. Tamam, bunların da belli bir maliyetleri vardır ama bizim piyasada ürettiğimiz süt üretici olarak biz kazanmıyorsak onları nasıl, niye kazandıralım böyle bir durumda? Öyle bir durum da var yani. Süte zam geldi, açıklandı. Üretici sütün o zamlı fiyatını almadan yemin üzerine tekrar zam koyuldu. Bunun hiçbir anlamı kalmadı yani. Süt olmuş 5 lira, 6 lira, 7 lira her neyse. Ama o sütle o yemi aynı kefeye koyduklarında hangisi daha ağır basıyor? Bunu yukarıdakiler değerlendirsin artık. Dağda arazisi varsa, dağdaki arazisinde ağaçlarından, efendime söyleyeyim zeytininden para kazanabilirse kendine harçlığını çıkartıyor. Yarını düşünerek hareket ediyor artık insanlar. İnsanlarımız artık cebindekini acaba yarın o 1 lira dahi cebinde varsa yarın acaba eve ekmek alacak para bulabilir miyim diyerekten düşünerek o parayı harcamıyor insanlarımız. Aslında tutumluluk iyi midir? İyidir ama biz artık tutumluluğun had safhada şeylerine geldik. Durumlarına geldik yani. O derece oldu şu an piyasa. Ben şu hortumu aldığım sattığım fiyattan tekrar yerine koyamadım. Benim dükkanım ağzına kadar mal doluydu. Raflarım şu anda yarıya kadar boş. Niye? Almıyorum. Alabilirim. Almıyorum. Niye? Ben çünkü o rafı doldurduğum zaman daha önce bir ayda gidiyorsa şu anda belki bir yılda gidecek. Bir yılda satacağım. Boşu boşuna niye para bağlayayım ben oraya? 10 tane alacağıma bir tane alıp koyuyorum. O da zaten yavaş yavaş gidiyor. Para bağlayabileceğimiz bir durumda da değiliz yani. Çünkü bugün buna bu parayı bağladık. Ertesi gün almaya gittiğimiz aynı paradan, sattığımız fiyattan geri alamıyoruz kendimizde zaten.